Babalar. Babalar yürüyor. Ağarmış saçlarından başka silahları yok. Fakat iyi bir istihbarat var ellerinde. Tankların üzerinde duranlar da birer evlat. Yüzünde yatsının nurunu taşıyan stratejistler, babalar, eylem planını oracıkta yapıyorlar. Onlara evlat olduklarını hatırlatmalı. Sözü güzel söyleyip nasihat etmeli. Belki kâr eder. Onlar da bir babanın evladı değil mi? Tankları sürenler. Babalar yürüyor. Çünkü merhamet onların yüzünde saklanmış subliminal bir mesajdır. Bir işçi emeklisi iki oğlunun payını koyuyor ortaya. 51 yıl boyunca koruyup sakladığı babalığı. Sabahları onu erkenden uyandıran, en ağır yükleri omzuna yükleyen, kılı kırk yaran hesaplarla uykularını bölen şey. Ali ve Abdülkadir'in hakkını Genelkurmay binasının önünde mühimmat niyetine paylaştırıyor. Baba, olsun onlar da bir babanın evladı. Belki dururlar, belki dinlerler. Babalar yürüyor. Fakat merhamet geçirmiyor zırhlar. Kurşun Davut Karacam'ın iki küreğinin arasından giriyor. Onu reddederek gayrimeşruluklarını kanıtlıyor katiller. Onun mirasını reddederek, onun şefkatinden yüz geri çevirerek gayrimeşru olduklarını kanıtlıyor katiller. Her yeri arıyorlar. Silahlar toplanmalı, eylem planları ele geçirilmeli fakat nafile cephaneler boşaltılmış. Bu bir tuzak. Devraldıkları babalıkları kuşanmış yeni erler meydana akın akın iniyor. Ve tuzak kuranların en hayırlısı elbette Allah. Elbette Allah. Aramızdan Davud'u alıyor. Sonra bizi de almak için yanına.